Merhaba, Doktor Hamit Aydın ben. Minoksidil mi, majistral kür mü sorusunun cevabını arıyoruz. Bunun için daha önceden 3 tane video çektik. Bu 4. ve son videomuz. Eğer aklıma başka bir şey gelmezse bu son video. Eğer uzarsa belki bir 5. video çekmemiz gerekir. Ama ben bu videoda konuyu toparlayacağımı düşünüyorum. Siz şanslı izleyicilersiniz. Bu videolara ulaşabiliyorsunuz. Ulaşamayan kişiler için abone olmanızı, sosyal medyada bunları paylaşmanızı, ihtiyacı olan arkadaşlarınıza bu videonun linkini göndermenizi tavsiye ediyorum. Onlara çok büyük bir iyilik yapacaksınız. Birazdan minoksidilin zararları ve minoksidil kullanmaması gereken hastalardan bahsedeceğim toparlayıcı serinin son videosuyla karşınızda olacağım. Arkadaşlar, minoksidilin tek başına kullanıldığı zamanlarda sebep olduğu bir takım yan etkiler var. Ben onları sizin için listeledim. Bu maddeleri tek tek okuyup minoksidili şu sebep ile tek başına niçin kullanmamalısınız? Onun yerine şöyle bir içinde yine minoksidil olan veya olmayan bir majistral kür, bir karışım ilaç kullanabilirsiniz. Bu konudaki tercihini, bu konudaki tavsiye olarak söylemiyorum bunu. Bir hekim olarak sadece benim tercihim. Bazı durumlarda dediğim gibi tek başına minoksidil de tavsiye ettiğim oluyor. Ama neden ağırlıklı olarak majistral kür kullanıyorum? O da minoksidil bir takım yan etkilerinden kaynaklanıyor. Şimdilik onlardan bahsedeceğim. Şimdi minoksidilin en tehlikeli yan etkisi maalesef saç dökülmesidir. Tek başına kullanıldığı zamanlarda. Bazı başka moleküller için de benzer şeyler söz konusu. Mesela öğrenciliğimizde hocalarımızdan birisi anlatıyordu. Metamizol sodyum dediğimiz, yani piyasada Novalgin olarak bilinen ilacın en önemli yan etkilerinden birisi ateşin yükselmesine sebebiyet vermesi. Aslında metamizol sodyumu zaten ateş düşürücü özelliği sebebiyle kullanırız. Ama ilginç bir şekilde aynı zamanda ateşin sebebi de olabilir. Bu da işin felsefesi galiba. Minoksidil için de benzer bir durum söz konusu. Minoksidilin en önemli yan etkilerinden birisi, yani daha doğrusu hastayı en fazla ürküten yan etkilerinden birisi saç dökülmesine sebebiyet vermesi. Bu anlamda minoksidili değil bir majistral kürü tercih etmek için bu tek başına yeterli bir sebep. Birçok hasta tek başına minoksidil içeren ilaçları kullanmaya başladığında saç dökülmesinin çok fazla arttığını ve bu sebebiyle ilacı bıraktığını söyler. Bunun iki sebebi var. Bütün saç dökülme, bütün demeyeyim de bazı saç dökülme ürünleri ve bazı mesela PRP uygulamalarına başladığınız zaman da saçta bir dökülmeye sebebiyet verirsiniz. Ama bunun en fazla 10 gün, bilemediniz 2 hafta kadar sürmesi icap ediyor. Bundan sonra durması ve uygulamış olduğunuz tedavinin yararını görmeye başlamanız icap ediyor. Ama maalesef minoksidilin sebep olmuş olduğu saç dökülmesinde bu durmuyor. Minoksidili kullandığınız sürece saç dökülmesi devam ediyor. Dolayısıyla hasta problemini düzeltirken probleminin büyüdüğüne tanık oluyor. Bu da ilacı bırakması için tek başına yeterli bir sebep. Zaten böyle bir yan etki eğer sizi bulduysa minoksidil açısından tabii ki otomatikmen bir majistral küre geçmeniz icap ediyor. Minoksidilin ikinci en önemli olumsuz özelliklerinden birisi etkisinin bırakılınca geçmesi. Bütün ilaçlar için bu geçerli ama majistral kürlerde bu süre biraz daha uzuyor. Çünkü içerisinde başka maddeler de var ve bu oluşturmuş olduğu yarar sebebiyle minoksidilinki gibi minoksidili hemen bıraktığınızda minoksidilin sebep olmuş olduğu yarar birdenbire ortadan kalkmıyor majistral kürde. Minoksidili bırakın, ertesi gün yarar sıfıra inmiştir. Sıfıra inmiştir demeyelim de artık vereceği yararı görmemeye başlarsınız. Majistral kürde bu süre çok çok daha uzundur. O yüzden etkinin hemen ortadan kalkmaması için majistral kür daha fazla tavsiye ediyorum. Bu arada majistral kürü falan söylerken bu benim kendi terkibim. Başka bir doktor, başka bambaşka bir majistral kür hazırlayabilir. İçinde minoksidilin hiç olmadığı veya çok daha fazla olduğu bir majistral kür hazırlayabilir. Dolayısıyla majistral kürün genel bir tanım olduğunu lütfen unutmayın. Bu bir bizim hazırladığımız şey değil. Bu doktorların reçete ettiği, eczacıların da hazırladığı karışım ilaçların tümüne majistral deniyor. Saç için olduğunda daha fazla kür tanımı kullanıldığından ötürü İngilizceden direkt olarak Türkçe'ye geçmiş. Türkçe'de majistral kürler saç için kullanılan veya cilt için kullanılan topikal kullanıma mahsus özel hastaya özel olarak hazırlanmış olan ilaçlar olarak algılanmalı. Yani bizim icadımız, bizim keşfettiğimiz bir şey falan değil. Yüzlerce yıldır
bütün dünyada bu kadar çok fazla ilaç yokken zaten doktorlar ilaçları reçete ediyordu, eczaneye gönderiliyordu. Eczanede de bu ilaçlar eczacılar tarafından karıştırılıp hastaya teslim ediliyordu. Aslında bir bakma majistral kürk bu anlamda daha geleneksel bir tedaviyi de temsil ediyor, daha güvenli bir tedaviyi de temsil ediyor. Kaşıntı minoksidilin en önemli yan etkilerinden birisi, 3 numaralı ve çok önemsediğim şeylerden birisi. Birçok hasta, tabii ki buna propilen glikol sebebiyet veriyor. Propilen glikolün sebep olmuş olduğu kaşıntıdan ötürü minoksidili bırakıyor. Veya kaşıntının sebep olmuş olduğu konfor kaydını yaşaya yaşaya ilacı kullanmaya devam ediyor. Çünkü ilaçtan bir beklentisi var. Kaşıntıda bunun yan etkisi, yani ben bu etkiyi eğer bekliyorsam bu yan etkiye katlanmalıyım deyip o kaşıntıyla o minoksidilin yararını umuyor. Ama bu hastanın konforunu çok fazla bozuyor. Majistral kürlerin içerisinde eğer doktor yazmadıysa tabii propilen glikol olmadığından ötürü hasta herhangi bir kaşıntı şikayetiyle de karşılaşmıyor. 4 numarada kepeklenme var. 4 numaralı yan etki. Kepeklenme çok ciddi bir problem arkadaşlar. Özellikle çalışan kişiler için eğer saçlarını yıkamadan sabahleyin örneğin duşunu aldı, minoksidili uyguladı ve öyle işe gittiyse sebep olmuş olduğu yıkamadan sonra sebep olmuş olduğu kepek kıyafetlerin üstüne falan çok fazla dökülüyor ve hastanın ciddi bir kozmetik konfor kaybına uğramasına sebebiyet veriyor. Bu da hastaların minoksidili bırakması için maalesef çok çok önemli bir sebep. Bu anlamda majistral kürlerin böyle bir yan etkisi olmadığını sadece söylemekle geçeyim. Bana göre en önemli şeylerden birisi maalesef minoksidilin piyasada çok fazla sahtesinin olması. Yani bir ürünü aldığınız zaman bunun gerçek minoksidil mi, sahte mi olup olmadığını asla bilemiyorsunuz. Arada hem değişik firmaların çıkartmış olduğu minoksidillerin fiyat farklılıklarına sebep olduğu bir kafa karışıklığı var. Bir de üstüne internette buldum şu kadar daha ucuz, eczane şu fiyata neden satıyor sorusu hastalar tarafından çok fazla eczacı arkadaşlara soruluyor. İnternette satılan ürünün gerçek minoksidil olup olmadığı kuşkulu, elinize geçen ürünün bu anlamda gerçek ürün olup olmadığından kuşku duyuyorsunuz. Ve büyük bir beklentiniz var. Doktorunuz size bir ilaç önermiş. Bunun için eczaneden değil örneğin internete yönelmişsiniz. Ve kullandığınız ürünün gerçek olup olmadığını, sahte olup olmadığından kuşkulusunuz. Bunun ne kadar büyük bir kafa karışıklığına sebebiyet verdiğini sizin takdirinize bırakıyorum. Minoksidilin bana göre en büyük problemi bu. Kullanmış olduğunuzun, hastalar açısından kullanmış olduğunuz minoksidilin sahte olup olmaması olasılığı kafanızı inanılmaz derecede karıştırıyor. Hastalarımın en fazla şikayet ettiği hususlardan birisi bu. Ben bir bakıma hastaların minoksidilden umdukları, bekledikleri yararı görememelerinin sebeplerinden birisinin bu olduğunu fark ettikten sonra tek başına minoksidil tavsiyelerini mümkün olduğunca azaltmak zorunda kaldım. Bu kontrol edilemez tarafı bir hekim olarak tabii ki beni ilgilendiren bir risk değil ama sorumluluk da bana ait değil ama ben de sonuçta hastalarımın reçete etmiş olduğum, tavsiye ettiğim üründen yarar görmesini istiyorum. Bu yararı görmeleri için de bir çaba sarf etmek zorundayım. Bunu gerçek, hakiki ürüne ulaşmaları konusunda eğer hastalarımı yönlendiremiyorsam, ki bu benim görevim değil, yapabileceğim bir şey de değil, o zaman en azından majistral kür ile bu riski minimize etmeyi seçtim. Bu anlamda minoksidilin önemli tehlikelerinde, yan etki mi dersiniz, tehlike mi dersiniz, birisinin de bu olduğunu şey ediyorum, dile getiriyorum. Biraz önce kaşıntıdan bahsetmiştim, kepekten bahsetmiştim. Lekeye de sebebiyet veriyor. Tabii ki hem cildin üzerinde özellikle alın kısımlarına falan akarak eğer yıkama fırsatı falan yoksa kıyafetin üstüne akabiliyor. Oraya püskürttüğünüz zaman elbiselerinizin üzerine gelebiliyor. Bu yine hasta için konforunu azaltan, kıyafet değiştirmesine sebebiyet veren, hele hele başka bir yerde bir misafirlikteyse, hele hele uygulamayı iş yerindeyken yapıyor ise olabilecek olan bu risk hasta için çok büyük bir tehlike. Bunu da bu anlamda minoksidilin yan etkisi veya işte sebep olmuş olduğu olumsuz şeylerden birisi olarak gösterebiliriz. Minoksidilin günde 2 kez kullanılıyor olmasını çok 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 önemsiyorum. Minoksidil %2'lik ve %5'lik formunu sabah akşam olarak tavsiye ediyorum 12 saat arayla. Majistral kürü sadece akşamları tavsiye ediyorum. Bunun
hastanın kullanma açısından büyük bir kolaylık sağladığını düşünüyorum. Bu anlamda kullanmış olduğunuz ürünü sizi ne kadar az yoruyor ise o kadar uzun vade kullanılabileceğini unutmayın lütfen. Çünkü minoksidil ile başladığınızda 3 gün değil, 5 gün değil, 9 ay boyunca kullanacaksınız. Belki 2 ay boyunca kullanacaksınız, belki yıllarca kullanacaksınız. Bu anlamda 9 ay örneğin kullanacağınız bir ürünü sabah akşam kullanmak ile bunu sadece akşam kullanmak arasında çok büyük bir fark vardır. O yüzden Magistral'in en önemli avantajlarından birisinin bu olduğunu söylüyorum size. Günde bir kez kullanılıyor olması bence Magistral'i tek başına minoksidil kullanmaktan çok ciddi bir şekilde ayırıyor. Evet, minoksidilin bu anlamda sebep olduğu yan etkiler sebebiyle niçin Magistral'den biraz geride kaldığını anlattım. Biraz da minoksidil kullanmaması gereken hastalardan bahsediyorum. Onun da listesini çıkarttım. 50 yaşın üstündeki hastalar sebep olmuş olduğu yan etkiler sebebiyle maalesef minoksidil kullanma konusunda biraz daha dikkatle seçtiğimiz hastalar. Tek başına minoksidilden bu hastaları biraz daha uzak tutmaya çalışıyoruz. Eğer minoksidili önerdiğimiz kişi bir kadın ise, çocuk emziriyor ise veya hamile ise zaten minoksidil kullanamaz. Dolayısıyla 50 yaşın üstünde emziren anneler, gebe annelerin minoksidili kullanamıyor oluşu birdenbire minoksidil kullanımı konusunda hasta sayısını iyice yani o skalayı iyice daraltıyor. Mesela kemoterapi gören hastalar kullanamıyor. Bazı beslenme bozukluklarında minoksidil tabii ki kullanılamıyor. En önemli olanlarını en sona sakladım. Hipotiroidi ve hipertansiyon. Hipotiroidisi olan hastalarda, bunlar Hashimoto hastası da olabilir. Sadece hipotiroid hormon eksikliğinden ötürü antikor gelişmeden hormon eksikliğine bağlı bir şey de olabilir. Bir hipotiroid vakası da olabilir. Her iki grup hipotiroidi hastası da maalesef minoksidil kullanamıyor. Hipertansiyon hastaları zaten minoksidil kullanamıyor. Bazı hastalar minoksidil kullanımını müteakiben tansiyonlarındaki artış topikal bir ürün olmasına rağmen tansiyonlarındaki artış sebebiyle minoksidili direkt bırakıyorlar. Bazıları işte endokrinologlar tarafından bu konu daha fazla bilindiğinden ötürü eğer bir hipotiroidi varsa minoksidil kullanmamaları konusunda uyarılıyorlar. Bunları niçin söyledim? Bunları şunun için söylüyorum. Eğer bu yan etkiler sebebiyle minoksidil kullanamıyor iseniz, hiç örneğin minoksidil kullanamıyorsanız ki bu yan etkileri minoksidilin magistral kür içerisindeki oranını azaltarak yan etkileri de azaltma şansınız var. Bir doktor arzu ederse size %10'luk, %7'lik, %5'lik değil %2'lik minoksidil karşımı hazırlatabilir. %3'lük minoksidil karşımı hazırlatabilir. Dolayısıyla magistral eğer kullanıyor iseniz ve minoksidil kullanmamanız için bu sebeplerden birisi sizde karşılık bulduysa magistralin içerisindeki öbür etken maddeler aracılığıyla ve az miktar veya içine koymuş olduğunuz az miktardaki minoksidil aracılığıyla bu yararı görebiliyorsunuz. Yani eliniz kolunuz bağlı olmuyor. Ben nasıl olsa örneğin hipertansiyon hastasıyım, minoksidil de kullanamıyorum, o zaman saçlarım dökülüversin demek zorunda kalmıyorsunuz. O zaman doktorunuz için bir seçenek doğuyor. İçinde minoksidilin olmadığı bir magistral hazırlama seçeneği doğuyor. Bunu da daha önceden bazın içermiş olduğu özel bazı fitokompleksler ve içerisine minoksidilin haricinde karıştırılabilecek bir sürü etken madde sayesinde ve bu riski ortadan kaldırmanız mümkün. Yani saçınız dökülüyor ve siz güvenilir bir ilaç sürmek istiyorsunuz. Bu ilacın tek başına minoksidil içeriyor olması gerekmiyor. Minoksidile karşı da bir hassasiyetiniz herhangi bir sebeple minoksidil kullanmamanız icap ediyorsa da en azından onun haricinde başka ilaç, doktorunuzun eli güçlü başka ilaçları bu özel solüsyonların, özel yağların, özel köpüklerin içerisine karıştırarak sizin için başka minoksidilsiz bir magistral kür hazırlama şansı bulmuş oluyor hekiminiz. Bu anlamda da bunu magistral kürün tek başına minoksidil kullanımına bir alternatif ve bir üstünlük olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar son olarak magistral kürün içerisindeki minoksidilin doktor tarafından arttırılabileceğini, azaltılabileceğini özellikle vurguluyorum. Doktor %10'luk minoksidil ile tedavinize başlayabilir. İlk 2 ay boyunca
Majistral kürünüzün içerisindeki minoksidil oranı örneğin bu olabilir. İçindeki örneğin finasterid miktarı da 25 mg olabilir. Bir sonrakinde bu miktar %8'e düşebilir. Bir sonrakinde %5'e düşüp 5 ay boyunca öyle devam edebilir. Siz minoksidili veya ilacı bırakmak istediğinizde sadece minoksidilin dozunu azaltarak, majistralin içerisindeki dozunu azaltarak olası yan etkilerden de kendinizi korumuş olursunuz ve ilacı da birdenbire bırakmamış olursunuz. Yani sizin ihtiyaç, saçınızın duymuş olduğu ihtiyaca göre majistral kürünüzün hazırlanması büyük bir zenginlik. Saçınızın %10'luk minoksidile ihtiyacı vardır. Siz o ay %10'luk minoksidil barındıran bir majistral kullanıyorsunuzdur. 3 ay sonra doktorunuz o oranı %3'e düşürür, %4'e düşürür, %2'ye düşürebilir, %5'e düşürebilir. Veya %5 ile başladığı tedavi %10'a çıkartabilir. Bunun da majistralin bir üstünlüğü, bir avantajı olduğunu özellikle belirtiyorum. Arkadaşlar, minoksidil mi, majistral kür mü sorusunun, basit sorusunun ancak 4 videoya sığdırabildiğimiz biraz teferruatlı videolarını izlediniz. Bu sonuncu videoydu. Ümit ediyorum size bir yararı olmuştur. Ümit ediyorum en azından bu konuda bana gelen binlerce sorudan birisine teferruatlı cevabını vermişimdir. Başka sorularınız varsa gönderebilirsiniz. İmkanlar ve zaman çerçevesinde onların da videolarını çekmeye çalışırız. Eğer bu videolara ulaştıysanız ve izlediyseniz ve böyle sorunlarınız varsa şanslı birisisiniz. Ama bu videoları YouTube'un algoritması sebebiyle izleyemeyen binlerce, milyonlarca insan var. Bu videoların yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve o insanlara ulaşmasını istiyorsanız abone olmanızı, sosyal medya platformlarında bu videonun linklerini paylaşmanızı tavsiye ediyoruz, rica ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın.